Hocam Messi. Anladın mı? Al. Sen nesin lan Remzi Kamalak? Kendine gel lan. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Remzi Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün daha önce çok beğendiğiniz bir dizilişle maç yapıyoruz. Fakat bunun önce sizle ufak bir konuşup ufak bir teşekkür etmek istedim. Bu konuşmam gerçekten beni sevenlere özel bir konuşma olacağı için sadece gameplay izlemek isteyenler videoyu biraz ilerletebilir. Çok sıkmayacak şekilde konuşacağım. Sadece beni sevenler dinlesin. Yeterli benim için. Arkadaşlar şöyle başlayayım. Bugün 22 Haziran. Benim doğum günüm. 24 yaşına girdim. 24 yaşında oldum sonunda. Ve bu YouTube'a 22 yaşında girmiştim sosyal platformlara. Daha doğrusu TikTok'a. Daha sonrasında 23 yaşına girdik, YouTube'a girdik. Rabbim de bir kapı açtı. Biz de hiçbir şekilde dalavere, hile, hurda olmadan, dürüstlüğümüzle, samimiyetimizle, bozulmadan elimizden geldiğince kaliteli içerikler yapmaya çalıştık. Şöyle söyleyeyim, geride bıraktığım bir 900 video var. Çektiğim 900 video. Her birinin anısı farklı. Her biri benim için çok özel. Ve en önemlisi, benim için en özel olan şey sizlersiniz. O kadar mutluyum ki rüya gibi bir hayatın içerisinde diyebilirim. Benim hani çok yakınlarım bilir benim çocukluğumu, daha sonrasında ergenliğimi, gençliğimi vesaire. Ben hani her türlü sağlıksal problemi yaşayan bir insandım. Çok fazla hastalıkla mücadele ettim, uğraştım. Doğduğumdan beri hasta olmuş biriydim. Ve siz son demlerine denk geldiniz. Siz benim sadece bel fıtığı dönemimi biliyorsunuz. Ben video çekerken oturdukça, şu an belim sızladı bundan bahsedince. Hani oturdukça daha çok problem yaşadım ve daha sonrasında bel fıtığı ameliyatı olup YouTube'a da ara verdim. Çok fazla, şöyle söyleyeyim, tırnak içerisinde bedel ödemekse bunun adı bedel ödedim diyebilirim. Şeyler başarmak için kendimi çok fazla harcadım ve arkadaşlar hayal edemeyeceğim yere geldim. Çok kısıtlı bir oyunla müthiş bir abone sayısına ulaştık. 1-1,5 yılda hani hiç kimsenin başaramadığını başardık. Sizler benim yanımda oldunuz. Her videomuz neredeyse trendlere girdi bir dönem. Müthiş işler yaptık elimizden geldiğince. Keza farklı içerikler oluşturduk diğer YouTuber'larla, abilerimle. Daha sonrasında gittik ekip üyelerimizle, başta Tolga olmak üzere çok güzel içerikler yaptık. Ve siz de çok beğendiniz. Beğenmediğiniz yeri düzeltmeye çalıştık. Her zaman eleştiriye açık olduk ve daha sonrasında işlerimize devam ettik. Ha ne oldu? Şöyle hani ben Ankara'ya gittim. Aslında ben sizi Ankara'ya götürdüm. Orada formasyon ve staj yaptık. Geri geldik Maraş'a, kendi düzenimizi kurduk. Yani aslında bunun hepsini biz sizle beraber yaşadık. Biz hani laf olarak değil, bir gerçekten bir aile gibiydik. Hani ben ne yaptıysam ilk geldim size haber verdim. Kendi öz arkadaşlarıma, aileme söylemeden önce geldim sizlere anlattım. Hani böyle durumlar oldu. Ben gerçekten sizi ailem olarak gördüm. Yaşadığım hayatın her anını sizler zaten gördünüz. Ve 24 yaşına geldim. Bu sürede hayatımın en güzel 2 yılını geçirdim diyebilirim. Yaşayamayacağım bir dönem. Hani ileride yaşlandığımda sorunlarımı anlatabileceğim mükemmel bir dönem. Ve bu dönemin her tarafında siz varsınız. Hani şunu derler, ulan bu bunak da ne saçmaladı, ne kadar şey yaptı, palavra atıyor diye. Ama bizim başardıklarımızı siz benden iyi biliyorsunuz. Hayal gibi bir dönem. Şöyle söyleyeyim, ben hani ağır hastalıklar yaşadığım için hani gençliğim olarak konuşuyorum geçen zamanı. Hala gencim doğru, ama ne olursa olsun vücudum yıpranmış bir vücut ve beynim de yıpranmış bir beyin. Hani maddi durumu çok iyi olmayan bir aileden geliyorum. O dönem en başında çok kötüydü diyebilirim. Şu an çok şükür, Rabbime binlerce kez şükürler olsun, durumları çok şükür çok iyi. Ama sıfırdan başlayıp ilk maaşım 300 lirayken gittim 4300 liraya tablet aldım, borca girdim, onu ödeyeyim dedim. Kırmızı bir kahvehane sandalyesinde başladım, bunu çok iyi biliyorsunuz. Ne bilgisayarım vardı, ne facecam vardı. Kötü bir telefonun arka kamerasından başlamıştım. Mikrofonum yoktu. Daha sonra bir imam mikrofonu alabilmiştim 100 liraya. Şöyle geri dönüp baktığımda gerçekten bambaşka işler yapmışız, bambaşka işler başarmışız. Bunları görüyorum, gururlanıyorum. Çok şükür toparlamışız, kazanmışız. Kazandığımızı sizlere dağıtmaya çalıştım. Üzerine ekipman almaya çalıştım ve en azından o zamana göre çok daha kaliteli içerikler çıkarmaya, çok daha kaliteli görüntü vermeye başardık. Allah da tabii ki bunu nasip etti. Ben her zaman şunu söylüyorum. Rabbim yürü ya kulum demeden ne kadar yetenekli ol, ne kadar başarılı olursan ol, imkansız. YouTube'a girdiğim ilk andan beri zaten hayatımın her yerinde bunu söyledim ben. Herkes kalbin ekmeğini yer. Kimsenin rızkında gözümüz olmadı, kimsenin izlenmesinde gözümüz olmadı. Biz sadece kendi doğru bildiğimizi yaptık. Kimseden bir şey çalmadık. Efendi bir şekilde geldik, işimizi gücümüzü yaptık. Kimi abilerimizle iyi olduk, kimi abilerimize bazen ters düştük, ama herkes sonuçta burada benim ne olduğumu, ne niyetli olduğumu bildiği için gönlüm de o kadar rahattı. Yani konuşsam ben şimdi sabaha kadar konuşurum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Uzun lafın kısası. Sizi çok seviyorum. Hani yeni yaşımda yine sizle kutluyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten
Hani iyi ki demek hiçbir zaman benim için formalite olmadı ve şu anda dolu dolu diyorum ki iyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız, iyi ki beni seviyorsunuz, iyi ki hayatımın en baş köşesindesiniz. Ben de yine 24 yaşında da 23 yaşında olduğu gibi 22 yaşında olduğu gibi daha fazla üstüne koyarak gayretle daha kaliteli içerikler çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Tekrar diyorum, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. O zaman arkadaşlar, çok manyak, çok övülen, ben bir önceki videoda oynayıp da aşık olduğum dizilişten maça girmek istiyorum. Fakat bu maça girme önce hemen şuraya bunu koyalım. Çünkü Sané A'ymış arkadaşlar. Neuer de A'ymış. Yastığının arkanıza. Videoyu beğenirseniz doğum günü hediyesi olarak videoyu beğenin abi. Bildirme açın. Kanala abone olun. Bana yeter. Adam olana çok bile arkanıza yaslanın. Manyak bir 4-4-2 gameplay geliyor. Oynat bakalım. Evet hocam, bu hesapta 3. klasmandayız ve bu hesabın son giriş hakkını kullanıyoruz. Yani bu hesaba bir daha giremeyeceğiz bu ay. O yüzden bu hesapta birkaç maç atıp diğer as hesabımıza geçmeyi planlıyorum. Yani bu hesabın son demlerini kullanıyoruz. Çünkü bir o hesaba git, bir bu hesaba git. Uğraşıyorduk, tabletten giriyorum bu hesaba. Biliyorsunuz bu yedek hesabımız arkadaşlar. Evet hocam, rakibimiz geldi. 5 çubuk internetine geldi. Fenerbahçe Ramazan 4. klasmanda hocam. Diğer hesabı da arkadaşlar aşağı klasmanda indiriyoruz. Pardon, yani yukarı çıkarıyoruz da sayı olarak aşağı. Yani 3'e 4'e neye gelirse. Hocam aşağı bakan kimse yok. Aa, Campbell kalmış. Beckenbauer'ı çıkarmışım ben yanlışlıkla. Olsun. Hocam Iniesta oynayabilir buralarda. Vieira da sıkıntı değil. Güzel. Böyle. Bununla Neymar'la mı başlasak? Sané'yle mi başlasak? Abi Sané'yle başlayalım o zaman. Şimdi Messi'yi mi şey yapsak? Yani şöyle Beckham'ı da alabiliriz oraya da. Sane Messi oynayalım. Ondan sonra burada Torres'i mi alalım, Mbappé'yi? Ronaldo'yu alalım abi. Kararlılık seviye. Torres, Mbappé mi, Ronaldo? 3-4-3 oynatıyor hocam. Adam Liverpool paketini almış ha. Liverpool paketini alıyorsan Haaland'ı almayacaksın kardeşim. Kendine gel be. Akıllı ol ya lütfen ya kardeşim be. Git ne al? Darwin Nunez al. Alex'i adam. Başlıyoruz hocam. Hadi bakayım. Doğum günü çocuğu vs Fenerbahçe. Oynat bakalım. Nasıl bir maç olacak keke? Nasıl bir maç olacak? Şimdi başlayalım. Bu dizilişi gerçekten çok beğenmiştim. Oyun da arkadaşlar bir güzelleşmiş gibiydi. Haberiniz olsun. 2 maç yaptım. Hatta video dışında bir maç daha yaptım. Oyun çok tatlı olmaya başlamış gibi. Yeni bir güncelleme geldi dün, bildiğiniz gibi sabah saatlerinde 11 sularında. Ondan sonra oyun o 2021 edası veriyordu. Ya Van Dijk ne alaka kardeşim be? Beckham orta açacak. Ondan sonra Ronaldo kafa vuracak. Bak şu kadar basit bir işlem ya. Aga be, olmadı. Tamam. Çıkma lan. Al Ronaldo. Baba Iniesta'ya niye aldırıyorsun kardeş? Ronaldo al, 2 dakika kullansan kimse görmez ha. Kimi? Hocam Cafu bıraktı. Messi olmadı. Campbell Vieira'yı gördü. Messi. Van Dijk geldi aldı. Ben top geçti zannettim ha. Bak Vieira'yı tam çektim. Tamam. Bu bize problem de yaratabilir. Oy, güzel pastı kral da. Hani dipten öyle bir dudak uçuklatan vurmak problem, dediğim gibi. Bu şekilde kaleci başlıyorsa kısa pas. Kısa pasla başlamanız daha mantıklı. Ben niye oğlum? Kardeşim 24 yaşına geldim diye olgunlaşmış olamazsın Remzi. Tamam, gerçekleş lan biraz. İnsanlar senin gerçek halini seviyor kardeşim. Anladın mı? Al. Yeter ha. Kendine olgunlaştım derdindesin. Hayırdır oğlum? Sen aynı gene gevşeksin. İnsanlar böyle sevdi seni be. Neyse iki doğdum. Hocam Sané ulan. Ronaldo ulan. Ronaldo. Haaland ulan. Baba bu dizilik bak. What ya? Greatest of time. Pardon. Greatest of all time anasını satayım. Bir de 20'lik dişim ağrıyordu. Doktora gittim arkadaşlar. Doktor dedi ki ameliyatla alınacak dedi. Ya biz tam sorunları çözdük diyoruz. Başımıza gelene bak. O da bugün öğrendim onu da. İşte elinizin artığı. Ne olacak? Şimdi antibiyotik kullanıyor. O da devlet hastanesine gitti, tamam mı? Olaya bak. Anasını nikah. Bak doğum günüm özel ha. Hepsi. Yalın yok. Var şaka, sen abone ol. Şimdi kanka doktor dedi ki sen dedi 20'lik dişleri arkaya doğru çıkıyor dedi. O yüzden dedi gömülü diş olarak geçiyormuş bu arkadaşlar. Ondan diş çeşitlerini anlatmayayım oturup size.
Şeymiş. Ameliyatla alınması lazım. Böyle yırtılıp dişin çekilmesi lazım. O yüzden de antibiyotik yedi. Devlet hastanesine gittim ya. O da sekreter diyorum ki ne zaman çağırlar beni diyorum. Kurban bayramından sonra diyor. Bakıyorum bir ay var. Eczacıya gittim. Eczacıya dedim ki sizce dedim ne kadar. Onlar da diyor ki randevu vermiyorlar. Biz sizi arayacağız, ona göre tarih belirleyeceğiz diyor. Eczacı da diyor ki 3 ay ile 2 yıl arasında diyor değişiyor diyor eczacı. Ondan sonra dedim nasıl oluyor? Benim diyor yengemi diyor 1,5 yıldır arayacaklar diyor. Aramıyorlar daha diyor. Öyle bir durum. Ayrıca arkadaşlar bakalım şeye özel hadi lan oğlum bak güzelleşmiş oyun özelde gitsek şimdi siz yabancı değilsiniz arkadaşlar biraz bağkur borcum var bana biraz girdirirler diş ağrısından daha çok koyar o yüzden de çekiyoruz Allah büyük ama şu an ağrım yok antibiyotik işe yaradı. O yüzden gerçek ya 2 gündür durgundum. Hatta bir gün video daha atamadım. Aslında attım. Günde bir video attık. Hocam Messi. Abi. Bak. Bak dünyanın en iyi dizilişi ha. Bak. Bak oyunun hilesi. Lan oğlum bu diziliş ne? Bak bayıldım geçenki videoda söylemedim. Rakip 7. klasmandaydı. Ama bak bu da 4. klasmanda daha top oynatmadık baba. Abi çok iyi ilerliyoruz. Abi. Bak. Böyle bir şey görmedim. Bu. Benim dizilişim bu. Kanka maçtan çıkma rekora gidek hadi. Lütfen çıkma. Rekora gidek. Oyun rekoru şu an. Hani benim oyun rekorum. 38 dakikada 5 gol mü? Lütfen çıkma. Kanka rekora gidelim. Hayatım. Bak Ramazan paylaşacağım. Ramazan ne olur. Ne olur çıkma. Çıkma ne olur. Adam erkek. Durduruyor oyunu bir anama sövüyor geri devam ediyor gibi bir hissim var. Hocam Ronaldo Van Dijk bıraktı Kolibali'ye. David Beckham. Haaland saniyeyi gördü. 6. Ben 6'da çıkar. Allah'ın Fenerbahçe'si. Bana bunu yaşatır 6'da çıkar. İlk yarı 6-0 mu? Bak. Sen nesin lan Remzi Kamalak? Kendine gel lan. Oğlum bak. Baba 24 yaşında daha iyi bir oyuncuyum arkadaşlar. İnsanlar yaşlandıkça müthiş olur ya. Mesela dün ne? Bugün arasına. Top koydum. Abi ya bir günde bu kadar mı değişir bir oyun be? Ama şaka maka oyun çok güzelleşiyor. İstediğimiz etkiyi alıyor ama. Kanka Ramazan lütfen çıkma please. Baby. Ramazan'a baby de denmez. Kardeşim. Lan senin oranı buranı yerim. Çıkma. Haydi. Oyna Ramazan oyna. Devam mı? Ramazan devam mı? Devam mı hayatımın anlamı? Erkek. Yürüyemiyor adam. Vallahi yürüyemiyor. Ramazan rekora koşasın var. Ramazan. Campbell. Oğlum Ramsey cırtmadı oyuna. Ay. Hocam Cafu Messi gördü. Messi'den Beckham'a. Beckham. Haaland'ı gördü. Haaland da Ronaldo'ya. Kastı burada ama. Burada kastı kankam. Yani kanka yukarıda Allah var kanka. Bak ben sana söyleyebilirim buradan abacı. Yukarıda Allah var kanka. Bak evde yalnız. Ben ne diyorum ama. Beckham Sané'yi gördü. Sané Ronaldo'yu gördü. Ronaldo Messi'yi gördü. Messi Ronaldo burada bir hızlanma var. Ama burada benim imleci görmedi. Ramazan oyna bir şey. Ramazan. Hocam. Helal olsun Ramazan. Gol sevinci izletebilirsin. Sıkıntı yok. Çıkma yeter kardeşim. Razıyım. Ben senden razıyım Ramazan. Ronaldo şöyle bıraktı hocam Sané'ye. Sané indi aşağı Carlos'a. Carlos uçuklattı dudağımızı. Haaland burada olmadı Vieira. Vieira'dan Sané'ye. Sané'den Haaland'a. Burada ama oyun bir tık kasınca benim oyuncular da bir duraksadı ya. Atardık oğlum ya. Oyuncu değişikliği. Campbell indir. Ramazan geliyorum. Geliyorum Ramazan. Abi Neymar alman lazım. Acilen. Kardeşim acilen Sané'yi bırakman lazım. Yani böyle olmaz. Muhammed Salah. Adam. Beckham. Sané. Aha Beckham bari getirdi. Beckham bak Ronaldo. Ronaldo Haaland'a.
Haaland, Haaland gidiyor. Haaland, Haaland. Ananı, ananı, ananı Beckham. Boş kale Beckham, ananı. Ya abi, çok üzgünüm şu an, çok mutsuzum, çok mutsuzum. Beckham, Ronaldo'yu gördü, Ronaldo Haaland'ı gördü. Haaland, Haaland ananı, Haaland. Abi, iki tane neler kaçırdık? İki tane neler kaçırdık ne lan? Mbappe, Torres, Neymar. Aldık mı lan? Neymar gel. Haydi, haydi. Haydi güzelim. Şeker ezelim. Bu sene abi bir 7-8 ataydık anasını satayım ya. Ama hiçbir gol atamadık biz ikinci yarı ya. Bu rekoru geliyordu ya. Lan da 40 dakikada 6 gol attık. Şey gibi oldu. İşte ben demiş 9 evladım bir odaya sığdırdım da 9 evladım evlerinde bana bir oda vermedi diyen anne gibi olduk şu ana. Ne alakası var lan? 45 dakikaya 6 gol sığdırdık da diğer 45 dakikada bir tane gol atamadık, üstüne bir de gol yedik. 12 şutumuz var. Adamın sadece bir şutu ama var ya. Dizilişi var ya. Yani bizim burada şey derler, boncuk gülle gibi derler. Yani gerçekten cincik gülle de olabilir. Yani gerçekten öyle ya. Çok esaslı bir maçtı yani. Dizilişte tatlıda. Harikulade. Ben beğendim. Bir deneyin derim ya. Oyun da akıyor. Haberiniz olsun. Yani videoyu beğendiyseniz ki beğenin. Doğum günü hediyesi kardeşim ben. Kendinize çok dikkat edin. Hadi öpüyorum sizi. Hoşçakalın.